Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin sonrasında Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Eski başbakanlardan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili, bir dönemde Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı da yapan Sayın Ferdi Sabit Soyer var stüdyomuzda. Ağırlıklı olarak suyu konuşacağız. Siz de soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz diyelim. Hoş size. İyi sabahlar dileyelim. Özellikle dünden gündemimizde, tabii ki daha öncesinde de ama ağırlıklı olarak Anamur'a çağrılan belediye başkanlarıyla birlikte ağırlıklı olarak konuklarımızla birlikte Türkiye'den gelecek su, bizde var olan kaynaklar ve bu suyun yönetimi konusu. Çok uzunca bir süredir aslında suyun yönetimi kimde olur tartışmaları vardı. Hükümet programında bununla ilgili detaylar da var. Fakat yeniden Türkiye'nin bu noktadaki talepleri konuşuluyor. Hem bizim açımızdan Türkiye'nin bu noktadaki tavrı, ki dün belediye başkanlarıyla telefon bağlantısı da gerçekleştirildi Öğlen Postası programında. Belediye başkanları orada yaşananları da anlattı. Takip etme şansınız oldu mu bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan suyla ilgili hem bizim varsa eksikliklerimiz ve şu anki projemiz, hem de Türkiye'nin tavrını nasıl yorumlamak gerekiyor. Bunu kaldık. Ne olur yorumunuz sen söyle. Şimdi Damla Hanım, su konusu gerçekten önemli bir konudur ve giderek iklim değişikliklerinin artık belirgin bir şekilde yaşandığı, insanoğlunun atmosferi ve dünyayı kendi eliyle çok açık ve kesindir. Ve bu iklimsel değişikliklerin yol açtığı çok değişik etkileri insanlık yaşamaya başladı. Kim yerde zamansız büyük yağışların olması, sellerin olması, kimi yerlerde büyük kuraklık hadiselerinin yaşanması, kimi yerlerde büyük fırtınaların olması veya erime sürecinin hızlanması, çeşitli varsayımlar dünyada öne sürülüyor. İşte 30 yıl içerisinde denizlerin 1 metre, 1,5 metre yükseleceği varsayımları. Kısacası çevre ve insanın kendi eliyle bu güzelliklere verdiği zarar insanlara çok değişik problemlere yol açıyor. Ve bizde de su konusu hakikaten çok önemli ve hayati bir noktaya doğru gitmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu aşamada şunu söylemek lazım. Türkiye'nin Dragon Çayı'nın bu çerçevede Kıbrıs'a aktarılacak olan su hadisesi bu bir doğrudur. Bir gerçektir bu aşamadan sonra. Şimdi burada özellikle Dragon Çayı'nda kullanan insanlar suyu karar açısından da ve Türkiye açısından da bu suyun buradaki aktarımıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılar bir gerçektir. Bu bir nevi onlar açısından özveri diyelim buna. Buna bağlı olarak çok yeni bir teknoloji ve önemli ölçüde denenmiş yeni bir süreç yapıldı. Bu bakımdan elbette bu yeni bir teknoloji kullanımı, buraya suyun aktarılması, en ücra yerlere kadar burada boruların döşenmesi, barajların yapılması, deniz geçişinin sağlanması gibi hadiseler nedeniyle önemli bir kaynağın buraya harcandığı açıktır. Bu çabadan ötürü elbette Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu önemli bir şey çünkü bu su. Ancak bu su konusu bir noktadan sonra hayati bir ihtiyacın karşılanması pozisyonunda büyük bir destek ve büyük bir katkı yapılırken, bu ihtiyaca bağlantılı olarak
bunu kullanacak olanların, yani bizlerin kendi irademiz dışında bir kısım şekillenişlerin muhatabı olmamız ise ne Türkiye'nin büyüklüğüne ne bu yatırımın insani, demokratik ve ekonomik güzel boyutuna, bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla burada esas olan bu büyük yatırımı yapan Türkiye, bizim kendi aramızda bir temel doğruları ve ihtiyaçları ortaya koyan sonuçlar üretebilme kabiliyetine gitmek lazım. Aksi takdirde destek eğer ve hayati bir konu olan su konusundaki bu çaba sizin kendi iradenizi sıfırlayacak bir noktaya dönüşürse ne desteğin, ne özverinin, ne verenin, ne alanın sağlıklı bir yapı içerisinde olması mümkün olmaz. Dolayısıyla burada esas olan nokta bunun yönetim ve uygulamasında bir ortak konsensusun oluşmasıdır. Şimdi ben dinledim programı ve Girne Belediye Başkanı'nın aktardıklarından üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani belediye başkanlarımıza dönük olarak kullanılan üslup, oradaki bürokratların ve bir kısım çevrenin kullandığı üslup sağlıklı bir üslup değil, doğru bir üslup değil. Bunu öncelikle ifade etmek gerekiyor. Ancak burada bir başka hadise daha var. Biz bu konuda ne yaptık sorusu cevaplamamız gereken bir sorudur. Şikayet etmek ya da bir şeyi talep etmek ya da istemek bir hadisedir. Ama tek başına bu asla yeterli bir hadise olamaz. Ne zaman geldi ilk gündeme Türkiye'den su getirme projesi? Şimdi bunun tarihi çok eskidir. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti görüşmelerinde bile bu konu masaya konmuştu. 1960'ta. O dönemin Makaryos yönetimi bunu tamamen reddetmişti. Daha sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde Türkiye'de ilk defa Kıbrıs'a su getirilme projesi 74'ten sonra yeniden alevlendi ve bu merhale merhale hükümetten hükümete, Türkiye hükümetlerinden geçe geçe bugünlere geldik. Dolayısıyla bunun tarihi çok eskiden dayalı bir hadisedir. Bu bakımdan bu fikir ve düşünce var. Şimdi biz burada büyük bir boşluğa düştük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve bununla ilgili gecikmiş su yönetimiyle ilgili gecikmiş bir tavır üretme noksanlığımız vardır. Şimdi çalışılıyor. Şu anda çalışılıyor. Yani hükümet şu anda çalışıyor. Bu çalışmasını sonuçlandırması lazım hükümetin bir an evvel. Ve bununla ilgili Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile müzakere edebileceği kendimize ait bir görüşün ve uygulamanın masada olması gerekiyor. Hükümet programı bunu özerk bir yönetim olarak ifade etmektedir. Doğru bir ifadedir bu. Buna bağlantılı bir şekilde bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Yalnız bu konu tek başına yeterli değil. Mesela günümüz koşullarında baktığımız zaman bu su politikası başka noktaları da genişleyerek kapsaması lazımdır. Şimdi biz mesela önemli bir ihracat ürünü olan enginar ekiyoruz. Ve yaygın bir şekilde enginar üretimini her alana geliştiriyoruz. Peki enginar ürettiğimiz bölgelerde ne oluyor? Kuyular kuruyor. Mesarga'da bugün kuyular kuruma aşamasındadır. Yaygın bir şekilde yapılan enginar üretimiyle kuyular kurumaya başladı. İnsanlar birbiriyle kavga etmeye başladılar şimdi bugünkü günde. Bunu biz kontrol edemiyoruz. Zamanında Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaparken biz bir konu getirdik gündeme. Ve büyük tepkiler aldık üstümüze. Şimşekler geldi üstümüze. Her bir kuyunun sulama alanının saptanması. Yani bir kuyudan kaç dönüm ekilebilir sulu ziraatta. Ve bunun sınırlarla, saatlerle ve kurallarla konması. Üstümüze yapılmayan kalmadı. Sonuçta ne oldu? Ver babam suyu, ver babam suyu. Koskoca bir güzel yurt havzasının tuzlanmasına neden olduk. Para kazanmak bir ihtiyaçtır. Ama siz para kazanma hırsıyla güncel bir takım ihtiyaçlar için kaynaklarınızı tüketirseniz mahvolursunuz. Peki bu konuda başka neler yapılıyor? Gelişi güzel
Biz arıtma sistemleri kurulmasına izin verdik. Tuzlu kuyuların arıtılarak bir kısım yerlerde kullanılması. Güzel bir fikir. Ama bunu bir sisteme bağlamadık. Ne oluyor? Bu arıtmalardan çıkan tuzlu suları civardaki boş kör kuyu denen kuyulara aktarıyoruz. Yeni Boğaziçi bunun örneklerinden bir tanesidir. Ve böylece yeraltı suyunu kendi elimizle giderek daha fazla tuzlandırıyoruz. Peki bütün bunları bir sistematik ve bilimsel esaslar doğrultusunda yapmadığınız sürece siz ne yapacaksınız? Günübirlik siyasetlerle bir yere varmak mümkün değil. Dolayısıyla bu su politikası aynı zamanda bu suyun yönetimini şekillendirirken ve buna bağlı bir ihtiyaca cevap verirken artık yaşadığımız bu dünyada tarımsal sulamanın, kullanım sulamanın, atık suların ve bunlara bağlı pozisyonların nasıl olması gerektiğini de kapsaması lazımdır. Nitekim bakın bu konuda oluşan boşluğu nasıl doldurmaya çalışıyorlar. İşte sabahtan gelirken dinledim, Sami'de izah etti. O protokolda bulunan noktada ne var? Kanalizasyon suları, yağmur suları, diğer başka suların da sevk ve idaresi var. Siz bunlarla ilgili bir politika üretmezseniz başkaları bunu dolduracak fikirleri size rağmen getirir ve geliştirir. Ha, bizim gözümüzü yalnızca günü kurtarmak ve bugünün içerisinde kar elde etmek, para kazanmak ve ülkenin geleceğini, yarınını, kaynaklarımızın yarınını düşünmek hadisesi oluşmadığı için bu tür oluşan noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün gerçekten Mesarga'da, diğer başka bütün bölgelerde kuyularımız, yeraltı su kaynaklarımız kırmızı alarm vermektedir. Hepsi kırmızı alarm vermektedir. Bu bakımdan bu hadise çok ciddi boyutlarda bir noktaya doğru gitmektedir. Geçen yıl yağışlar yağdı ama bu yağışlardan sonra da kuyularda bir gelişme olmadı. Çünkü o kadar çok berhava oldu ki yeraltı su kaynakları, bu artık belki hiç çekmeseniz ve hep yağmur yağsa belki 100 sene sonra, 150 sene sonra iyileşme belirtileri gösterebilecek bir duruma geldi. Bu bakımdan bu hadise son derece önemlidir. Bu bakımdan bu suyun sevk ve idaresini, bu özerk kamunun içinde yer alacağı, evet uygulamasında ya da bir kısım hadiselerinde özel yer alabilir. Bu çerçevede şekillenebilir bu ve buna bağlı olarak işler düzenlenebilir ama bu politika bir bütünlüklü olarak ele alınmalıdır. Belediyeler Birliği'nin bir önerisi var. Sağlıklı bir öneridir bu. Belediyeler Birliği'nin getirdiği bu öneri. Ancak bu öneriyle bağlantılı olarak bu olayı tek bununla da bağlayamayız. Yani gelecek olan suyun önemli bir kısmı kullanım suyu olarak kentlere gidecek. Peki bunun tarımsal alanda, diğer başka alanlarda ve mevcut kaynaklarımızın, yani bu çerçevede kanalizasyon sularının, yağmur sularının, drenaj sularının, diğer efendim yeraltı su kaynaklarımızın kullanımıyla ilgili çerçeveler ve politikalar bu bütünlüğün içerisinde yoksa ve yalnız bir noktaya bakarsak yine bu işte çıkış yolu bulamayacak. Dolayısıyla bu konu bu çerçevede ele alınıp tartışılmalıdır ama ivedi olarak gelecek olun suyun yönetimiyle ilgili hükümetin yaptığı çalışma sonuçlanmalıdır. Çok gecikmiş bir çalışmadır bu. Gerçekten herkesin kusuru vardır burada. Toplum olarak tümümüzün kusuru var. İster siyasi olsun, ister olmasın. Çünkü bu memlekette bir kolaycılık var. Yani bana ne soracaksın? Seni seçtim, sen bununla ilgilen. Hayır, herkesin mesuludur bu konuda. Çünkü bu konular çok tartışılmış konulardır, konuşulmuş konulardır ve geçmişimizde bu konuyla ilgili sayısız uygulamalar vardır. Bu uygulamaları da biz öğrenemiyoruz. Bu uygulamaları da biz getiremiyoruz. Bakın bir anımı anlatmak isterim. 1981 seçimlerinde dönemin hükümeti bir karar aldı. Mausa Maraş bölgesinde her bir kuyunun sulama alanı sınırlıydı. Bütün Ayluga Maraş bölgesinde. Patates ekim alanları ve narinciye bahçelerine ne bir kuyu kaç dönüme su verecek? Hepsi sınırlıydı. Ve patates ekim izni bu çerçevede izinle verilirdi insanlara. Denirdi ki bu kuyudan 20 dönüm sulanacak. Kardeşim sen 20 dönümün dışına çıkamam derdi.
ve bunu paylaştırırdı insanlara. 81 seçimlerinde oy almak için bu yasaklar kaldırıldı. İsteyen istediği gibi eksin dendi. Ekildi. Kaç sene? 4 sene, 5 sene. Bugün Maraş'ın içerisinde bulunan bütün portakal bahçeleri kurumuştur. Kuyular duzlanmıştır ve felaket bir durum oluşmuştur. Bugün aynı şeyi yaşıyoruz enginar ekim alanlarında. Alabildiğine ekilmektedir enginarlar ve enginar çok su ister. Çok su ister ve bu kuyuların kurumasına yol açıyor. Onun için bu işlerin enginar üreticileri için de istikrarlı ve devamlı olabilmesi için bir düzene, ahenge olması lazımdır. Yoksa siz bugün bu kuyuda su var, 3 sene, 5 sene ben çekeyim bunu, alabildiğine bundan para kazanayım, 5 senenin sonundan olacaksınız, sizin çocuğunuz ne olacak, sizin torununuz ne olacak? Bu tür düşüncelere karşı bizim bir kısım düşünceleri ve görüşleri toplumsal bazda oluşturmaya başlamamız lazımdır. Bu bakımdan bu su konusunu bütün bu yanlarıyla birlikte ele alıp tartışmanın çok sağlıklı olacağı kanısındayım. Evet. Peki eti. Ha, bunu da söyleyeyim. Evet. Tekrar söyleyeyim size. Yani buna bağlı olarak bu söylediğim işi de siz de alın programa, yetkilileri de çağırın. Yeni Boğaziçi bölgesinde arıtma izni verilerek kuyulardan çekilen suyun arıtılarak başka kuyulara verilerek bütün bölgenin sularının duzlandırılması hadisesinin cinayetini gündeme taşıyın. Yazıktır bunlar. Bu işin uzmanları var bu memlekette. Bunların raporları var bu memlekette. Bunlarla ilgili tepkiler var bu memlekette. Ama bununla ilgili bütün bu uzmanların raporlarını göz ardı eden, kale almayan anlayışlar da var bu memlekette. Bu bakımdan bütün bunları şekillendirmek gerekiyor. Ha siz bu boşlukları, bu lavvalilikleri Türkiye'nin deseysi ki uzmandır bu konularda, su konusunda uzmandır. Sizin buradaki bütün yapılarınızı bu insanlar biliyor. Ve bununla ilgili bir düzenleme içerisinde olmadığınızı da biliyor. Yani bunun neticesidir, biraz da bunun güvensizliğidir. Bu geliyor ve size bunu getiriyor. Ve bununla ilgili olarak bütün bunları bu bütünlüklü şekilde ele almak lazım. Ha bunlara rağmen ve bunların pozisyonuna karşın veya da bunları fırsat sayarak sunum yönetiminden Kıbrıs Türk halkını ekarte etme çabası da kabul edilemez. Bu da doğru değildir. Ama biz önce kendi kusurumuzu da koyacağız ortaya. Bunun giderilmesi tedbirlerini de düşüneceğiz ve bunu bu bütünlüklü çerçevede bir iddiayla, bir taleple ve kendimize çeki düzen veren bir kararlılıkla ısrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Üstelik hepsi biliyor ki bir başka hadise de var. Pek çok belediyenin su paralarını toplamadığını biliyor. Burada büyük bir lavabellik olduğunu biliyor. Ve aynı zamanda siyasi maksatlar için, seçim için çeşitli vesilelerle su paralarının ya bağışlandığı ya da alınmadığı gibi büyük bir problemle karşı karşıya kalınıyor. Bunu da biliniyorlar. Bundan da ciddiyet istememiz lazımdır bizim. Bunu da ciddiyetle bizim takip etmemiz lazımdır. Ve bütün insanlara bu çerçevede bir anlayışla var olabilirsek toplumsal varlığımızı geliştirip ilerletebileceğimiz anlayışını insanlarımıza anlatmamız lazımdır. Aksi takdirde bunu almazsanız başkaları sizi yönetir. Başkaları kendi politikalarını size dayatır. Başkaları kendi ihtiyaçlarını, sizin ihtiyaçlarınızı öne sürerek ve sizin zayıflıklarınızı öne sürerek kendi ihtiyaçlarına yol açar. Bundan ötürü bütün bu konuları ciddiyetle ele almanın zamanıdır kanısındayım. Hükümet bitirsin bu çalışmasını, topyekun bununla getirelim ama belediye başkanlarımıza yapılan davranış ve bununla ilgili bir kısım dayatmacı politikalar asla kabul edilemez. Bunu da net olarak ifade etmek isterim. Evet, ama kendi öz eleştirimizi de yapmalıyız. Birçok noktada aslında zaman zaman Türkiye'den gelen baskılar konuşulduğu zaman ya da bazı noktalardaki ısrarlar konuşulduğu zaman öz eleştiri de yapıldığı zaman güvensizlik konusu ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda biz bunun hazırlığını çok önceden yapabilmeliydik. Ve yaptığımız yanlışlıklar da var. Bugün evet hazırlığımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı
sürdürüyoruz ama bu Türkiye'nin tavrını da haklı kılmaz. Bu toplantıdaki kesinlikle tavrını da haklı kılmaz ama kendi öz eleştirimizi de yapabilmeliyiz. Bu noktada tabii ki bir yandan da bakıldığı zaman Kıbrıs sorunu gibi önemli bir süreçten geçiliyor ve adaya gelecek olan suyun bu adada sadece Kıbrıslı Türkler için değil, tüm aday için ne anlama geleceği de konuşuluyordu. Şimdi bu araziler de konuşuluyor aynı çerçevede. Buradan Kıbrıs sorununa geçecek olursak nasıl bir bağ kurabilirsiniz? Şu an yaşadıklarınız herkesin. Şimdi bu su konusu barış suyu olarak ifade ediliyor. Güzel. Gerçekten güzel. Bunun artık geçişi sağlandığı teknolojik bilinmeyen bir hayli hadisede bilinir olundu şimdi. Bundan sonra bir başka boru hattı döşemek maliyeti daha da az aşağı indirecek bir olgudur. Yani bu boru işi gerçekten önemli. Bu borular başka şey için, artık Kıbrıs borularla çok uğraşacak yani. Gaz için de uğraşacak, gaz borusu için de uğraşacak. Yani borular bizim için artık önemli oluyor. Su boruyla geldi ama bir müddet sonra bütün Doğu Akdeniz'deki gazların da borularla nakli konusu gündeme gelecek. Esas para orada. Ve bütün dünyadaki çok uluslu şirketlerin ve büyük devletlerin fevkalade büyük ilgisi var bu konuya. Ve bunun Kıbrıs sorunuyla doğrudan bağlantısı var. Siz bırakın sunun efendim geçişinin hattındaki, boru hattındaki toprak mülkiyetini, gazın yönetimi, sevki ve bunun paylaşılması konusu ne olacak konusu var. Yani artık Kıbrıslıların kaderinde borular hakim olacak. Bu nettir. Doğu Akdeniz'deki en önemli kaynaklardan bir tanesi Mısır'da bulunan çok büyük gaz rezervleri oldu. İsrail'de de büyük gaz rezervleri var. Benim dikkatimi Eni şirketinin yaptığı açıklama çekti. Eni şirketi ki bu gazı buldu. Dedi ki biz bu gazı bulduk. Çok güzel ama Kıbrıs'taki arayışımızda bu tekniği kullanmadık. Şimdi Kıbrıs'taki arayışımızda bu tekniği de kullanmayı düşünüyoruz dedi. Çok dikkatimi çekti benim. Çok dikkatimi çekti. Peki burada gizlenen bir şey mi var? Bir başka bir şey mi var? Bu kuşkuyu ister istemez insanın içerisine sokuyor. Yani bu metotla bu kadar büyük gaz rezervi bulduğuna göre neden aynı metotla Kıbrıs'ta bunu yapmadın? Ya da değişik bir metodu Kıbrıs'ta yaptın, çıkmadı da bir başka metodu orada deneme riskini mi yüklendin ve bunun sonucunda verimli bir kaynak mı buldun? Ama açıklama Kıbrıs'taki rezervler içinde aynı metodu kullanacağı yönündedir. Bu çok dikkatini çeken bir hadisedir. Bu çoğunun dikkatini çekmiyor. Dolayısıyla burada bu gaz konusu hayati öneme sahip bir konu olmaktadır. Adanın artık geleceği için ve Doğu Akdeniz'in çıkarları için. Şimdi bakın, bir kıyamet koptu. Ne oldu? Türkiye'li kamu ve özel şirketler, Türkiye'li şirketler Anastasiadis'te görüştü. Bu basında yer aldı. Çok önemli bir şekilde. Bir müddet sonra Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Efendim Sayın Anastasiadis'in sözcüsü de bunu yalanlamadı. Yalanlamadı, doğrudur dedi. Ve bir kıyamettir koptu memlekette. Vay diye, vay diye bağırır millet. Peki ben soruyorum. Türkiye'li şirketler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki büyük stratejik çıkarları ve bu gaz potansiyeli nedeniyle oluşan kaynaklardan yararlanma niyetleri, amaçları ve ihtiyaçları yok mu? Var. Peki kiminle görüşecek onlar? Niçin gelmediler Silahdar Burcu'nda oturan Cumhurbaşkanımızın sarayına, Sayın Akıncı'nın sarayına ve Akıncı'nın olduğu mekana ve Akıncı'yla konuşsunlar da gittiler güneyde Cumhurbaşkanlığı sarayında Sayın Anastasiadis'le görüştüler. Neden? Çünkü meşru hükümet odur. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Ne isterse olsun, bugün uluslararası konjüktürde ve uluslararası siyasette meşru hükümet odur. Bunu biz kabullenmeyik, reddederik, buradan efendim üzüntü duyarık. Bu ayrı bir hadisedir. Ama meşru hükümet budur. Dolayısıyla meşru hükümetin kabul edildiği bir zeminde Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin nasıl paylaşılacağı, nasıl şekillendirileceği,
uluslararası siyaset sahnesindeki bütün mutfaklarda ve bütün sofralarda Kıbrıs Rum tarafı temsil edilir. Bu bölgelerde iddia sahibi olan çok uluslu bir şirket ya da devletler hepsi Sayın Anastasiadis'in kapısını çalacak illa. Bunun başka çaresi yoktur. Ve Türkiye'li şirketler de çalacak. Kaçınılmazdır bu. Peki siz Kıbrıs sorununu çözmezseniz, bugün bar bar bağıran bütün insanlara söylüyorum bunu. Kıbrıs sorununu çözmezseniz ve Kıbrıs sorununu çözerek 11 Şubat 2014 ortak belgesi temelinde Kıbrıs Türk tarafı siyasi eşit taraf olarak uluslararası siyasi konjüktüre adanın bütünlüğü içerisinde taşınmazsa siz bu gaz sofrasının ya da mutfağının neresinde olursunuz? Hiçbir yerinde. Görünmez insan olursunuz. Görünmezlik hapı içirttiler bize 1974'ten sonra ve biz bu görünmezlik hapı nedeniyle dünyada görünmezdik. Bu iddialarda, bu siyasi yapılarda, bu siyasi şekillenişlerin, ekonomik şekillerin içerisinde kimse bizim hesabımızı sormaz. Bizi dikkate almaz. Çünkü siz meşru değilsiniz uluslararası siyasette. Nitekim Türkiye özel ve kamu şirketleri Anastasiadis'le görüştü. Doğaldır. Bunun diğer boyutu yine Kıbrıs sorunu ve benzeri hadiselerden ötürü özellikle Mısır'da Mısır'la ilişkilerin bozuk olması, aynı şekilde Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin bozuk olması, Suriye'deki karmaşa, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, Fransa'nın bir nevi dünya savaşı yapması Suriye üstünde bütün bu bölgedeki ekonomik siyasi ilişkileri etkileyecek, şekillendirecek bir potansiyel taşımaktadır. Peki bütün bunların içinde Kıbrıs Türk tarafı nerededir? Hiçbir yerde. Kim var? Sayın Anastasiadis. Bunun için uluslararası meşruluk konusundaki zeminden ötürü Sayın Anastasiadis kolayca uçağa binip New York'a gitmeden İngiltere'de İngiltere Başbakanı Sayın Cameron'la görüştü. Ve görüşmede ne konuşuldu? Sayın Cameron dedi ki Doğu Akdeniz'in enerji ve Avrupa'nın enerji kaynaklarının güvenliği için Kıbrıs'ın ehemmiyeti vardır dedi. Cameron ve ben buna büyük ehemmiyet veriyorum. Onun için dedi ben garantörlük sistemini de istemem dedi. Buna bağlı olarak. Neden? Çünkü Kıbrıs Rum tarafının ağzına bir parmak bal çaldı. Bir parmak bal çaldı. Neçin? Çünkü bu denklemin içerisinde yer alabilmek için İngiliz üslerini koruması lazımdır. Ve İngiliz üslerinin rolünün tartışılmaması lazımdır. Ve bu iddiada güçlü olabilmesi için kendi şirketlerinin bu bölgedeki siyasi denklemlerdeki kendi stratejik hedeflerinin ekonomik çıkarlarının yer alabilmesi için ve bir pay sahibi olabilmesi için bu denklemin içerisinde bir vasıtayla yer alması lazım. Onun için üstleri peki bunu kiminle iyi ilişki kurarak şekillendirmeye çalışıyor? Sayın Anastasiadis de. Neden? Çünkü meşru hükümet odur. Peki İngiltere bizim Cumhurbaşkanımıza blocker diye söyledi mi? Ya da bizim hükümetimize dün ya da bir başka gün söyledi mi? Dedi mi şunu? Kıbrıs'ın Akdeniz'deki güvenlik ve Avrupa'nın enerji nakil yollarındaki güvenliği için ehemmiyeti var. Bunun için ben sizinle iyi ilişki kurmak istiyorum. Dedi mi bize? Asla demedi. Demek ki bütün bunlar bize gösteriyor ki Kıbrıs sorununu bir an evvel kalıcı ve karşılıklı kabul edilebilir bir hale döndürüp şekillendirmemiz lazımdır. Eğer bu olmazsa biz o lakırdı var ya bu su akar sen de bakar. Biz de bu gaz akar ve biz de bakar duruma gelecek. Buradan Kıbrıs Rum tarafı, İsrail, Mısır, Türkiye, Yunanistan, Avrupa her yönüyle faydalanırken biz de oturup kebapçı kedisi gibi oturup birinin pidesinden atacağı bir tane yağcıyı kapmak için birbirimizi yiyeceğiz bunun içinde. Buna döneceğiz biz kebapçı kedisi gibi. Bu bakımdan bu çerçevede artık bu sorunun çözümü hayati
gelecek için müthiş önem veriyor. Su konusu aynı şekilde. Yarını düşünerek planlama yapmadığımız için taş başımıza düştükten sonra vay vay çekiyoruz. Şimdi bu gaz konusu göz göre göre tartışılırken biz bunun içinde mülkiyet meselesiyle ilgili uyduruk uyduruk tezlerle birbirimizi yerken toplumun yarınını tükettiğimizin farkına bile varamıyoruz. Ve bütün bu denklemlerin içerisinde çakıp gürülderken bizim kimi insanımız vay bak gördün mü Türkiye'li şirketler gitti Anastasiyadis'den konuştu deyip anti Türkiye'ci bir yaklaşımla kimisi sol ağızdan kimisi sağ ağızdan milliyetçilik yapmaya çalışıyor. Ama esas meselenin büyük ölçüde Kıbrıs sorununun çözümü için olağanüstü emek ve çaba harcamak olduğunu da göz ardı ediyor. Dolayısıyla bütün bu ihtiyaçlar bize artık bu sorunun devamının Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs'ın bütününü büyük bir felakete soktuğunu göstermektedir. Ve burada ben Kıbrıs Rum tarafının yönetimine, egemen güçlerine de seslenmek isterim. Yani meşru hükümetsiniz ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin güvercini tek kanatlıdır. Tek kanatlı güvercin uçamaz. Nitekim tek kanatlı güvercinin uçamaması nedeniyle bu konuda bir avantaj kendileri açısından dar bir avantaj düşünerek attıkları bütün adımlar Kıbrıs'ın iyi bir ekonomik anlaşma yapamamasına neden oldu. Çünkü bu tek yanlı anlaşmalar nedeniyle Türkiye ile çatışma korkusu, Kıbrıs Türk halkının talepleri ve uluslararası arenada yaptığı girişimlerde bloke etmek niyetiyle ve kendilerine destek vermek ve kendilerinin tek yanlı güvercinini kabul ettirmek niyetiyle çok uluslu şirketlere aşırı tavizler verdiler. Mısır ve İsrail'le yaptıkları anlaşmalar dengesizdir. Kıbrıs'ın aleyhinedir. Dengesizdir. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı da tek kanatlı güvercinle uçup menzile gidemez. Kıbrıs güvercini, Kıbrıs Cumhuriyeti güvercini iki kanada sahiptir. İki kanat birlikte ahenkli çırparsa güvercin menzile uçabilir ve Kıbrıslılar esenliğe, huzura, barışa ve demokrasiye ve geleceğe ulaşabilir. Bu bakımdan artık bu konuda iki taraf da barış konusunu en önemli konuya döndürmelidir. Yapılabilecek bir anlaşma, benim inancıma göre mümkün olabilen bir anlaşma, bugünkü her durumdan kat be kat daha iyidir. İçinde siz kendi açınızdan taviz, Kıbrıs Rum tarafı kendi açısından taviz olarak göreceği her şey Kıbrıs'ın yarınına yapılmış büyük bir yatırım olacaktır. Büyük bir yatırım. Gelecek kuşaklara yapılmış büyük bir yatırım. Adaya, ortak yurda yapılmış büyük bir yatırım olacaktır. Bu bakımdan bunu bu çerçevede değerlendirmek büyük fayda getirecek kanısındayım. Son 3 dakikamız meclis açılıyor. Dolayısıyla meclise uğurlayacağız sizi. Son soru olarak şunu soralım. Tabii ki hükümet programı var. Belirli tarihler de var. Zamanlama açısından, takip etme açısından da, sorgulayabilme açısından da önemliydi bunlar. Ulusal Birlik Partisi'nin de kurultay heyecanı var. Dolayısıyla bu dönemde herhangi bir sıkıntı bekliyor musunuz inşaatlar bakımından? Şimdi sıkıntı olacak. Bunu olmayacak dersem yalan söylemiş olurum. Önemli olan bu sıkıntının atlatılmasıdır ama. Yapıcı olmaktır. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin bugün yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle bizim fırsatçı davranma niyetimiz yok. Bu bakımdan da bu hadise son derece önemlidir. Biraz zaman kaybettireceği bize ise bir gerçektir bu kurultay sürecinin. Yalnız bu kurultay sürecinde bazı başkan adaylarının söylediği sözler var. Onlar beni üzdü. Bir tanesi şey dedi, bu hükümet programı dedi, bu ülkenin ekonomik sorunlarına asla cevap veremez dedi. buna sen oy verdin. Hem kendi partinde hem mecliste oy verdin. Nasıl bir samimiyettir bu? Bir başkası dedi ki eğer dönüşümlü başbakanlık olmazsa ben bunu kabul etmeye güven oyu verdin. Bu nasıl iştir? Dolayısıyla bu tür sözler, bu tür yaklaşımlar hem kendilerine yani birey olarak hem partilerine hem hükümete hem de en genelde Kıbrıs Türk halkının siyasal anlayışına büyük bir zarar vermektedir. Bunu sağlıklı bir şekilde başarsınlar.
Önemli olan şimdi açılıyor meclis, bazı yasaları süratle meclisten geçirme çalışmasını öne almaktır. Büyük gayreti buna göstermemiz lazım. Ama bu arada ciddi ekonomik problemler de var. Bunlara da çareler üretmesi için hükümete yardımcı olmamız lazım hep beraber. Ve bu noktada aklımızı getirmemiz lazım. Ve hep söylediğim bir şey var. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Biber ağacına arı bile konmaz. Arı. Biber ağacına. Çünkü acıdan bal çıkmaz. Bazı insanlar siyasal görüşlerde doğan bir sıkıntının, bir problemin, bir boşluğun üstünden siyaset yaparak bir ötekini köşeye sıkıştırıp duvara vuracağını, kendinin de yolunun açılacağını zanneder. Sonuç itibariyle ne olur? Bu acıyı kullanan bal üretemez. Mümkün değil. Onun için el birliğiyle bu ekonomik sıkıntıları da nasıl aşabileceğimizin tartışmasını ve arayışını yapmamız lazım. Evet. Peki, kolay gelsin diyoruz size ve yeniden aramak isteriz sizi stüdyomuzda. Umalım ki herhangi bir şekilde de soruna neden olmasın ve toplumun beklediği adımlar atılabilsin. Bu dönemde tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, eski başbakanlardan ve CTP milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer'di bugünkü stüdyo konuğumuz. Unutalıyoruz Radyo Gazetesi'ni. Meclisten canlı yayınımız olacak saat 10 itibariyle de ve bugünkü meclis görüntüleri de yine kanalsım ekranlarında sizinle buluşacak. Şimdilik hoşçakalın. Radyo Gazetesi.